Ülker sizinle ben başlayalım. Söz eten... almak isterim. Tamam, peki. Ee, Bu taht düzenli olarak ya Mesut Hoca ya ben bazen başkası geçen haftadan kalan bazı e, hesaplar tozları, mı var? Fozları <laughs> süpürmemiz, süpürmemiz gerekiyor. Fazları süpürmemiz gerekiyor. Geçen hafta hatırlayacaksınız burada Föte Elebaşı'nın Yunanistan'da kitabının basılması ve Fethi Hoca'nın Yunanistan'a evet. sığınması meselesini konuşurken e, ben bir cümle sarf etmiştim. Ve e, hainler hep düşmanlara sığınır demiştim. Ve Kurtuluş Savaşı tarihinden de Etem ve kardeşlerini, Çerkez Etem ve kardeşlerini örnek vermiştim. Bunun üzerine ah, kimleri temsil ettiğini bilmediğim, hani Çerkezleri ayırıyorum. Yurtsever, vatansever, karakterli Çerkezleri hepsini ayırıyorum. Milyonlarca Çerkez ayırıyorum. Ama ne için ve ne amaçla organize olduklarını çok anlayamadım. Ama örneklerini de vereceğim. Çok kısa anlatacağım. Ee, cümlelerle bir takım siyasi hesapların içinde olduğum gruplar organize bir şekilde saldırmaya başladılar. Benim Çerkezlere hakaret ettiğimi söylüyorlar. Ya benim annem tarafı Çerkez, babam tarafı da Ahıskalı. Yani eğer Çerkezlik mevzuba ise onların üstüne çıkarım bu konuda. Vatan sevgisini de haydi haydi katlarım. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Benim meselem Böyle Çerkez, Ahıska, Türk, Laz, Kürt, Arap ayrım yapmak değil. Ben şerefli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Herkese de dar etnik milliyetçilik, grupçuluk yapmak yerine şerefli Türk, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı onurunu ölene kadar taşımalarını tavsiye ederim. Çünkü bu kimlik bize, bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğü burada. İşte bu kafalara böyle ayrıştırıcı bir hainle yani etem gibi bir hainle çerkezleri bir tutabilen bazı gruplar var. Onlar üzerinden, üzerinden bir siyasi kavgaya girişmek isteyen birileri var. Türkiye'de. Ve onların iddiası bir hain olmadığı yönünde buna dair açıklamada vesaire de göndermişler. Atatürk'ün iddiası değil, Atatürk'ün belgeleriyle konuşuyorum ben. Tamam. Yani ben o gün Batı Çepesi kumandanı değildim. Onlar da değildi. Kurtuluş Savaşı'nın komutanının yazdığı nutuktan bahsediyoruz. Söylevinden 1927'de mecliste Cumhuriyet'in Kuruluşunda emeği geçen herkes hayattayken yüzlerine karşı günlerce okuduğu bir nutuktan bahsediyorum, sayfalar dolusu. Yani bir yüzleşmeden bahsediyorum. Bunu ancak şerefli insanlar yapar. Yani Atatürk gibi tutar, haine hain, e, vatansevere vatansever der ve mecliste bunu herkesin önünde okur, tartışmaya açar. Yani oturup da günlük de Mesela günlük değildir bu, bu bir günlük değil. Hı hı. Bu belgelerle yazılmış siyasi tarihimizdir kanla yazılmış bir tarihtir. İçinde hainler de barındırır. Şimdi dolayısıyla mesela üzüldüğüm nokta şu oldu. Bazı Çerkez vatandaş yani Çerkez kökenli olanlar e nereden bu zanla kapılmışlar? Nasıl böyle olmuş ki benim Çerkez'e hakaret ettiğimi söylüyorlar. Oysa ben o günkü tanımı itibariyle bu kitapta da yazan tarihi kişiliği kimliği itibariyle Çerkez etemde Yunanlara sığınmıştır diye örnek verdim. Çerkezlere evet. bir şey söylemedim. Tamam. İkincisi ne olur tamam da toparlayalım Neden, konumuza diyorsun, girelim diye. Tamam. Etten gibi ama. bir haini kahraman diye yutturmaya çalışan bir grup çıkmış ortaya. Ve çok ciddi bir siyasi dalgayla gelmeye çalışıyorlar ve birçok yerde örgütlenmişler. Üzüntüm şu. Atatürkçü e, gere, şeyi tarihini doğru düzgün öğrenmek isteyenler şu nutku okumuyorlar. Bakın Etem Etem Etem'in yaptığı ihanetler... yani Ethem, Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele'nin başında 3 tane ayaklanmayı bastırıyor. Ee, Yozgat ayaklanmasını bastırdıktan sonra Yo Yozgat'ın bağlı olduğu Ankara valisini asmak için Ankara'dan istiyor. Hatta başkalarına Büyük Millet Meclisi'nin başkanını da asacağım ben diyor. Yani Mustafa Kemal'i de asacağım diyor. Bunun şahitleri var bu kitapta yazıyor. Sonra Batı cephesinde çok ciddi ayrılığa gidiyor ve Batı cephesinde Ali Fuat Paşa komutanken onu etkileyerek Gediz'de Yunanlarla savaşıyor ve ordu Dumlupınar'a kadar çekilmek zorunda kalıyor. Çerkez zaten yapıyor. Bir kardeş de mecliste. Bir kardeş de mecliste 40-50 kişilik bir milletvekili grubunu harekete geçiriyor. Ve aynı zamanda çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bir de gazete çıkarıyorlar. Yeni dünya diye değil mi? Ne kadar ilginç. Ve böylece hem meclis içinden hem de ordu içinden ikilik yaratarak bir yönetim değişikliği, Peki. milli mücadele de ön almaya çalışıyorlar. Ve Atatürk buna karşı mücadele kararı alıyor. Bakın onun cümlelerinden izin verirseniz. Iki Çok para, kısaca tamamlayalım iki para artık ama. Efendiler diyor Atatürk, bakın. Askeri harekatı çapulculuktan ve devlet kurup yönetmeyi, şunun bunun masum çocuklarının kur, kurtuluş fidyesi dilenmek için dağlara kaldırmak haydutluğundan <laughs> ibaret sanan şarlatanlıklarıyla yaygaralarıyla bütün bir Türk vatanı be, vatanını bezdiren ve Türk ulusunun büyük meclisini kendileriyle uğraştıran utanmaz, haddini bilmez, küstah ve herhangi bir düşmanın boğaz tokluğuna, casusluğunu, uşaklığını yapacak kadar aşağılık ve rezil yaratılışta olan bu kardeşleri, Ethem ve kardeşlerinden bahsediyor. Ellerindeki bütün kuvvetler ve dayandıkları düşmanlarla birlikte yola getirmek, cezalandırmak suretiyle inkılap tarihimizde etkili bir ibret örneği vermek zorunda görüldü. Bakın bu sonunda başarılıyor ve Atatürk'ün daha sonra onunla ilgili diyor ki bakın düşmanla işbirliği sonra şöyle bir bölüm var. Etem ve kardeşleri kuvvetleriyle beraber düşman saflarına layık oldukları durumu aldılar. Efendiler Etem kuvvetlerini izleyen birliklerimiz 5 Ocak 1921 günü Gediz'i işgal ederek o civarda toplandılar. Etem ve kardeşleri de kuvvetleriyle beraber düşman saflarına layık oldukları yeri aldılar. Evet. Artık olayı Etem olayı kazanılmıştı. Ordumuzun içinde bulunan düşman bakın ne diyor? Ordumuzun içinde bulunan düşman neyi anlatıyor bu size? Ordumuzun içindeki bulunan düşman sürülerek cephesi cephesine geri döndürül, döndürülmüştü. Bundan sonra karşımıza yalnızca bir düşman cephesi kalmıştı. O da Yunanistan ordusuydu. Son ne olur? Çok rica edeceğim. Senen tamamlayalım ne olur çünkü vaktimiz geçiyor. Ee, kardeşi Reşit Bey mecliste fitne çıkartıyor. Ordu içinde de Ethem Bey. Bunun üzerine Etem kaçıyor ve kardeşinin de milletvekilinin düşürmesi oturumu. Atatürk anlatıyor. Efendiler diyor. 8 Ocak 1920 <laughs> Cumartesi günü meclisin açık oturumunda durumu açıklıyorum. Artık herkes gerçeği görmüş ve anlamıştı. Etem ve kardeşleri lehine ılımlı davranılmasını düşünenler bu defa onları kötülemede pek coşkuluydular. Ben açıklamada bulunurken Etem, Tevfik ve Reşit Beylerin şeklindeki ifademe karşı çıkıldı. Yükselen bir ses Paşa Hazretleri artık bey demeyin hain deyiniz uyarısında bulundu. Etem ve Tevfik hainleri diyeceğim. Fakat henüz Büyük Millet Meclisi üyesi sıfatını taşıyan Reşit Bey hakkında aynı şeyi kullan aynı şey da aynı şeyi kullanmak zorundayım. Yüce toplumumuza saygımdan bunu söyleyemem. Önce Reşit Bey'in üyelikten çıkartılması için oy vermenizi rica ediyorum. Yani biraz dedi. iyice karıştı. E, başkan, bey. bakın başkan ulusun ve ülkenin çıkarları gerçekten aleyhine Gerçekten anlaşılmıyor şu anda. Yani tamamlayalım olur mu? Evet tamam. Başkan diyor ki ulusun ve ülkenin çıkarları aleyhinde silah kullanarak düşmanla işbirliği yapan Manisa milletvekili Reşit, Reşit Bey'in milletvekilliğinden çıkartılması <laughs> kabul edenler el kaldırsın. Kaldırıldı. Yani ve sonunda <laughs> Evet, o milletvekilinden düşürüldü ve bütün kardeşler Yunanistan'a sığındı. Şimdi tarihin. Tamam artık tarihin. bitirelim. Tarihin. Ee, sonra eklemek istediğiniz olursa ekleyelim. Çünkü alt yazımızla da uyuşmadı. Hiçbir <laughs> şekilde anlaşılmıyor da. Geçen haftadan kalma bir meseleydi. Onunla ilgili açıklamasını aktardı Nedim Şener. Bir 10 dakikamızı aldı yalnız. Evet şimdi devam edelim.